Arkadaşlar merhaba, ben İşte Hoca. Sıfırdan Edebiyat Kampı ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım sizlere. Sıfırdan Türkçe kampını yapmıştık biliyorsunuz. Acayip ilgi gördü, çok teşekkür ediyoruz. Baştan sona çok sıkı takip edenler oldu ve gerçekten inanılmaz bir seviyeye atladık. Aynı şeyi edebiyatta yapacağız. Edebiyatta ne yapacağız? Öncelikle ne zaman başlıyoruz? 18 Mart Cuma. Neden Cuma hocam? Ya en azından bugün de yarın da hazırlamaya devam edeceğim notları. O yüzden yani biraz zaman kazanmış olacağız. Cuma günü, 18 Mart Cuma günü inşallah bir aksilik olmazsa tüm edebiyat konularını bakın eksiksiz arkadaşlar. Yani şu gelir, bu çıkar, bu daha önemli, bu önemsiz. Konu elemiyoruz zaten de böyle bir kampta asla yapamayız. Tek tek, tane tane bütün konuları anlatacağım arkadaşlar. Satır satır. Yaklaşık 12-13 günlük bir kamp olacak. Peki nasıl olacak? Şimdi şiir bilgisi bizi bekler. İşte edebi akımlar bizi bekler. Sonrasında dönemler. Dönemler deyince kendi içerisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, divan, halk, tanzimat, servet, fünun, fecaati, milli edebiyat, işte ne bileyim cumhuriyet falan. Yani 7-8 tane burada zaten hani divan, halk falan tüm ayrıntıları 7-8 tane dönem göreceğiz. Ondan sonra hocam öğretici metinlerle ilgili ayrı bir video derken yani nereden baksanız sadece şu başlıkları saysak en az 12-13 günlük bir program olacak. Her gün atacağım video inşallah bir aksilik olmazsa. Çok böyle ekstra bir olay olursa araya belki bir rehberlik, gidişatla ilgili bilgi atabilirim ama her gün video atmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Peki nasıl olacak hocam? Gidişat nasıl olacak? Hemen onu söyleyelim telefonumuza sesi alarak. Evet. Şimdi gidişat şöyle olacak arkadaşlar. Ben divan edebiyatı diye başlık attığım böyle bir kağıt karşınıza getireceğim. İşte şiir diyeceğim. Divan edebiyatıyla ilgili şiir bölümünde yani divan şiiriyle ilgili kısacası neler söyleyebiliriz? Şu vardır, bu vardır, şu nazım biçimi kullanılmıştır, şu uyak tercih edilmiştir, ne bileyim artık nazım ölçüsü olarak şudur, değil mi? Nazım biçimi olarak şu, nazım türü olarak şu falan filan gibi divan şiiriyle ilgili bütün ne var ne yok her şeyi konuşacağım. Ardından işte sanatçılar ya da şairler, yazarlar gibi başlık atacağım. O başlıkta işte Fuzuli şu yüzyılda şöyle böyle şöyle böyle Baki vesaire. Yani tek tek bütün ayrıntılarıyla hiçbir ismi, hiçbir özelliği, hiçbir eseri atlamadan bütün edebiyatı en detaylı, en ayrıntılı anlatımıyla karşınıza getireceğim. Ve en önemli özelliği şu. Yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dediğim zaman o videoda o iş bitecek. Hani belki gün içerisinde 2 bölüm, 3 bölüm halinde atabilirim ama ard arda hemen atacağım o programları. Şu olmayacak. Yani işte İslamiyet öncesinin şiiri bitti. Yarınki videoda da İslamiyet öncesinin gün içerisinde hemen ard arda 2 videomu atacağım. Ard arda atıp arkadaşlar İslamiyet öncesini orada bitireceğim. Mesela divan şiiri işte dedikten sonra divan döneminde divan nesri mesela nesille ilgili neler yapılmış. Her şeyi anlatıp o videoda o işi bitireceğim. Yani şiiri ayrı alacağım. Tanzimat şiiri bilmem ne şiiri falan. İşte romanı ayrı alacağım. Tanzimat romanı, Servet Fünun romanı falan. Hayır. Servet Fünun diye başlık attığım zaman şiiriyle, romanıyla, tiyatrosuyla, üretim metniyle, yazarlarıyla, çizerleriyle ne var ne yok her şeyi anlatıp Servet Fünun eksiksiz bitmiştir diyeceğim o gün. Tamamdır. Tamam. Videonun uzunluğuna göre de hareket ederiz. Belki 2'ye 3'e falan bölebilirim ama gün içinde atacağımı garantisini inşallah vermiş olayım. Ne zaman atacağım arkadaşlar? Yine Türkçe'de olduğu gibi benim videoları atma aralığım 10 ile 12 arası arkadaşlar. 12 çok nadir böyle ekstra bir şey oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Çok nadir geçer ama geçmez genelde. Ondan önce de olmaz. 10 ile 12 arası 10, 11, 11.5 o civarlar videoları atmış olacağım arkadaşlar. Sabit bir saat verememe nedenim şu. Ben videoları önceden hazırlamıyorum arkadaşlar. Yani önceden çekip işte arkadaşlar yarınki video hazır, sonraki videoyu da yükledim, onu da yükledim gibi bir durumum yok. Çok ciddi boşluğum olmadığı için arkadaşlar gün içerisinde çekip atıyorum. Yani yarınki videoyu atıp bugün çekiyorum en erken yani. Ya da sabah kalkıp çekip gün içerisinde hemen 12'ye kadar atmış oluyorum. Nedeni bu. Yani videoları güncel ve anında hazırladığım için arkadaşlar günübirlik daha öncesinden size saat vermeme taraftarı oluyorum ki şaşmasın diye. Tamam. Peki sıfırdan edebiyat kampına herkes mutlaka katılsın arkadaşlar. Bitiren de katılsın, ben şov yapıyorum artık hocam hallettim diyen de katılsın. Vallahi hocam sıfır sizle birlikte yeniden başlayacağım diyen de katılsın. Şimdi 18 Mart'ta başladığımızı düşünelim. En az 12-13 gün Mart'tan var mı? 12 gün diyelim hadi 30 diyelim. 12 gün Mart'tan var diyelim. Şimdi Nisan var koskoca 30. Mayıs var koskoca 30 gün. 30-30-60, 12'de buradan 72 gün. Bakın arkadaşlar 12 günde ben size edebiyatı baştan sona bitireceğimizi söylüyorum. 72 gün ne demek? Yani 5-6 defa baştan sona bütün edebiyata çalışabilme fırsatı demek. Ve bu sadece benim attığım videolarla alakalı. Ekstra yaptığınız çalışmaları düşünün bir de. Yani videodan sonra test çözdüğünüzü ya da anlatımlarımı tekrar tekrar izlediğinizi, dinlediğinizi, çalıştığınızı. Değil mi? Acayip bir zaman var. Edebiyatı parçalarsınız. Bir de öyle güzel bir zamandayız ki. Şimdi A desem unutmazsınız. B desem unutmazsınız. Tamam. Çok güzel bir zamanda başlıyor kamp. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok yakın zamanda unutma ihtimalinizi ortadan kaldırmış oluyoruz. O zaman kampta görüşmek üzere. Kolay gelsin.